Altı, Bu arada altı. maç sona erdi. Maç 5-1 bitti. 3 golün sahibi Zahavi, 2 gol Götze'den geldi. Zahavi bir de asist çok da güzel evet. bıraktı o 3. golde zana dersem. Güzel maç oldu. Galatasaray'ın ama... tek golü Emre Kılıç'tan geldi. Onu da güzel söyleyelim. Güzel asist, güzel gol. O gol Galatasaray umutlandırdı. İlk yarıya soyunma odasına giderken 2-1 olması yani planlı bir gol, çalışılmış bir gol. Çok güzel bir orta kesti Ömer Bayram, Emre Kılıç'ın da golü ama yetmedi. Oyun içinde yapılan değişiklikler yani Galatasaray iyi hazırlanmamış bu süreçte. Çok net bunu gösterdi. İyi hazırlanması için iyi hazırlık maçı yapman lazım. PSV Eindhoven Rakibin 4 maç yapıyor. Birisini 10'a 1, birisini 6'a 2 birisini 1-0, birisi 0-0. Yani 10 gol attığı bir hazırlık maçı var, 6 gol attığı bir hazırlık maçı var. Galatasaray o hazırlık maçlarında da eksik olan futbolcuları da vardı. İlk başta var, maçında evet. mesela büyükleş maçında henüz gelemeyenler vardı, daha sonra gelenler oldu. şu süreçte en azından Olimpiyakos'a gidip Olympiakos maçını yapamadan dönmesinden sonra burada hemen ben bir hazırlık maçı beklerdim mesela. Çünkü şu maçın provası yapılması lazımdı sevgili meki. Yapılamadı da. Şu maçın da. provası yapılaması lazımdı. Bu ligde şu anda yakın etrafında olan birçok takım maç yapmak için rakip arıyorlar. Siz de buradan bir rakip bulabilirdiniz. Hmm. Maç sona erdi dedik. Maçın ardından gerçekleşecek basın toplantısı Fatih Terim'in açıklamalarını da ekranlarınıza getireceğiz. Yine karşılaşmanın özetini de izleyeceğiz. Volkan Demir sana döneyim. Sen ne düşünüyorsun? Karamsar olma konusundaki sorumu sana şimdi, da yöneltmek şimdi istiyorum. Şimdi şunu aslında söyleyeyim. Biraz. Tabii ki aramızda bir fark var ama ben bu seviyeye bir fark olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi 5-1 evet. zaten üzücü bir skor. Onun dışında oyun olarak da mesela... 2-1'den sonra işte yani Emre Kılıç'ın golünden sonra hani bir reaksiyon bekledik ikinci yarı vesaire. Galatasaray'ın 3. bölgede ne yaptığı konusunda herhangi bir fikri olduğunu ben düşünmüyorum. Fatih Hoca'nın da oyunculara evet şunu yapın bunu yapın falan dediğini düşünmüyorum. Tamamen doğaçlama bir oyun gibi geliyor. Planlı bir oyun gibi değil. Babel işte nedir? Geçen sezon bazı Santifor performansları. işte bir Fener Beşiktaş forması giyerken bir Fenerbahçe maçı var. Şenol Hoca'nın kullandığı Centrfour performansı ama geçti yani onlar 3-4 sene önceydi. Ha diyebilirsiniz ki Mustafa Muhammed hazır değil kardeşim. O yüzden bunu kullandım. Ya kadro olarak da çok eleştiremiyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Galatasaray buraya Raşit Gezalı yetiştirmiş olsaydı da çok bir şey fark etmeyecek. Fatih Terim de bunu söylemişti. Problem, Transferler gelse de bu maçın bir garantisi yok. Problem tempoda. Demişti zaten. Problem kalitede değil. Problem tempoda. Fegoli bence yani bir zahmet eğer Galatasaray'ı birazcık düşünüyorsa, birazcık seviyorsa... ...Fegüli ya futbolu bıraksın ya da bir zahmet şu sözleşmeyi bir feshetsin yani. yani. Bir buçuk yıl oldu mu? Bir buçuk yıldır ortada yok. Bir buçuk yılı açtı bile. E, Falcao'yu zaten... Ya bunu bunu, yani. bunu bunu böyle bakarsak çok takımda var. Beştaş'ta da var, Fenerbahçe'de de var. Ama ya. işte böyle bizim bakarsak... problemimiz bu. Bizim problemimiz bu. Yani tamam size bir sözleşme verilmiş. 3-4 sene önce şartlarında verilmiş... Ama yani artık ne bileyim ben orada rahatsız olurum ya. O oyuncu grubunun içinde. Kerem Aktürkoğlu yılda 3 milyon TL'ye oynuyor. Ben yılda 30 milyon TL'ye oynuyorum. Yani onda birini veriyor musun Kerem'in? Vermiyorsun. Şimdi hocayı eleştirelim. Efendim ee, takımın dizi gidiş gidişatını eleştirelim de. Yani bu adamlara hiçbir şey söylemeyeceğiz mi ya? Falka oyuna girdi mi ya? Ben sonlara doğru şey... 5 milyon euro kazanıyor bu adam Galatasaray'dan ve Galatasaray şu anda bu turu geçmiş olsa bir sonraki tur e, pardon iki sonraki tur sezonun en önemli maçı olacak. Neden? Çünkü Şampiyonlar Ligi gelir vesaire. Şimdi bu Burak Elmas hafta içi bir basın toplantısı yaptı 2 gün 2 gün önce. %48'i ben de oraya gelecektim önce. şimdi. E şimdi ama bak yani bu tamam eski yönetim hani eski yönetimi atalım topu bu ayrı bir şey de. Yani umuyorum yeni yönetim olarak Burak Elmas ve arkadaşları böyle bir tablo bırakmazlar bir sonraki yönetime. Yani 4 tane oyuncuya takımın %50'sini bağlayacak, %50 bütçesini bağlayacak bir planlama yapılmamalı. Gerçekten bunlar tarihi hatalar. Tamam bizim ligimizde biz hep kayıkçı kavgası zaten. Fener, Galatasaray, Beşiktaş bunlar klasik şeyler. Ama e, yani biz artık şunun farkına varalım. Biz o 2010'larda, 2008'lerde, 2006'larda filan Avrupa'da ya biz Fenerbahçe Chelsea ile kafa kafaya oynadı ya bundan sen 10 sene şimdi... önce 15 sene. Şimdi şu anda bizim herhangi bir takımımızın ortalama standardın biraz üstü bir takımla Avrupa'da mücadele etme ihtimali yok. Hollanda, bu da Hollanda'nın en iyi takımı değil bu arada. Tabii ki canım. Ya normal şartlarda da. Onu var. da söyleyelim. Evet Mesela yani antem, şimdi bu alacağınız bu al, alınan sonuç 5 birlik sonuç normalde hangi takım karşısındaysanız çok sizi şaşırtmayabilir. Ortalama düşünüyorum şu an. Hani City Bayern gibi bir takımla karşılaştığınızda belki bu sonucu... İyi Beşiktaş Bayern'e karşı aldı. İyi Beşiktaş ama. Ha. O da zaten Türk futbolunun son iyi takımı. Öyle söyleyeyim. Avrupa'da. Galatasaray... Hani Fenerbahçe'nin 2008'i var. Galatasaray'ın işte Hamit Altın toplarla Real Madridlere karşı oynadığı sezonlar var. Oraları zaten göremiyoruz Heh. artık. <laughs> Şimdi Beşiktaş'ın o sezonu var. O kaç o 2016 mı? 5. Şimdi sene. sen 5 evet. senedir sıfırız. 5 senedir sıfırız ya. Avrupa Fatihi Galatasaray uzun 17 zamandır olması lazım. Uzun zaten zamandır. Avrupa Fatihi falan kalmadı. Bizim abi açığımız zamandır. Söylüyorum. Uzun zamandır Avrupa'da dökülüyoruz ya abi. sadece Avrupa'da değil söylüyorum. Bizim top bizim futbol olarak, Türk futbolu olarak Oturup şapkamızı... Federasyonun bu limitlerden falan daha önce bunu konuşmasa biz niye bu noktadayız? Bakın bak şimdi, Engin Bey önce... şunu yazmış. Lafını unutma. Sol bek sağ bek alınmaması bir skandal demiş. Yürüye yürüye gol attılar demiş PSV için. E, üç gol Galatasaraylı oyuncuların Vallahi asisti. Vallahi yürüye yürüye demiş. de 3-4 tane kaçırdılar bu arada yani. Galatasaray Galatasaray'ın hani nasıl bir dizilişi olduğunu bile anlayamadık Bilmiyorum. diyorlar. Şimdi ben yayının başına da bu şekilde girdim. Bir aydır Galatasaray'ın ilk yapması gereken transferin hiç ileride yanda kanatta falan değil. Sağ bek, sol bek ve orta saha. On numara. Ben burada bas numara. Ama bekler önemli günümüzün futbolunda. En önemlisi sol bek. O yüzden sol bekin eğer geçen sene Saratçı'yı bu takımdan ayrıldıysa Ömer Bayram ve Emre Taşdemir bugün varsa şimdi buralarda eksiklik. Etobo, Jetson, Dong, Belhanda. Geçen senenin orta sahanın dinamoları bunlar. Taylan yok. Taylan'ın da sakat. 5 tane orta sahan yok. Sen şimdi böyle bir maça çıkarken... Ge gelen sadece Aytaç var. Gelenlerden sadece Aytaç var. Bugün de takımın en çok çalışan, en koşanlardan bir tanesi. Emre Kılıç orada oynadı. Arda Turan, Fegül'ü değişimine kadar Arda Turan bugün sahada yoktu. Şimdi biz hepsi tamam ama burada Fatih Hoca'yı eleştirmemiz lazım. Yani bana şimdi Fatih tamam, Hoca soru geldi. Diye. Fatih Terim'e eleştiri yok mu diye sormuşlar. Evet bak ben soruyu görmedim. Fatih Hoca'ya şimdi eleştirmemek mümkün mü? Başında ben öyle başladım. Birazdan kimin nerede oynadığı belli değil. Bakın yapacak. kimin nerede oynadığı belli değildi bugün. Sistem değişikliğiyle girdim. Üçlü savunma Alparslan'ın çıkmasından sonra Jesse tekrar sağa girdi. Dörtlü savunma iki tane merkez forvetiniz varken onların yerine Babel'in oynaması. Babel'in şutu yok. İşte Kerem Babel'e beraber çift forvet gibi kaldılar bir şey yapamadılar. bunların hepsinin sorumlusu evet Fatih Terim midir? Sağdaki alana sonuçta nasıl ki biz Fatih Terim'i yaptığı başarılarda burada Terim adımız çıkıyorsa bir zaman biliyorsun Aykut Kocamancı'dınız. Ben Fatih Terim'in iyi bir şeyler yaptığı zaman burada sabaha kadar överim. Ama bugün herhalde Fatih Terim'in kadrosunu gören 100 Galatasaray taraftarının 99'u değil. Bak 100'ü de bu kadroya şaşırmıştır. İlk 11'e. Sistemi ve tercihine Arda başlaması, Fegül'ün dışarıda kalması, iki tane forvetin olduğu yerde 100 kişinin 99'u demiyorum bak Volkan. 100'ü de diyorum ben. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Fatih Terim'e sorun varsa Hollanda'ya bildirelim. Hollanda Fatih Hoca orada sorulacak önce. soru bugün iki tane forvet varken neden Babel tercihi? Tek yani neden üçlü savunma? İki tane hazırlık maçı oynandı. Hazırlık maçları neden oynanmadı? Fatih Hoca dün yönetimle beraber Galatasaray'ın e, Sayın Burak Elmas yönetimine sahip çıktı. Tabii ki sahibi çıkması lazım. Çok yeni yönetim. Ama biraz önce senin söylediğin bir şey var. Çok önemli bak burası. Üç tane futbolcu 48 milyon dedin ya. Ama sen, %48. çok ciddi para. Ama sen Gezal'ı 4 yıllık almak istiyorsun abi. Biz 4 yıl Feguli ile 5 yıllık yapıldı. 4 yıllık Berlanda'dan zor kurtuldu Galatasaray. Bugün Gezal'ın istediği sözleşme 4 yıllık. Ya da 3 artı 1. Aynı şeye geliyor. Rakam 3,5 milyon eurodan başlıyor. Beşiktaş'ın rakamlarını beğenmedi. Beşiktaş 3.2'ye kadar çıktı çünkü bonuslarla beraber. E yine aynı hata. Bir tane transfer yok. 40 milyon dolarımız var. 100 milyon dolarlık sponsorumuz var. Başkanlık kazan. İlk ayın icraatlarında özür dile. Gelinen noktada PSV Eintown takımından 5 tane gol yiyeceksin. Avrupa Fatihi birkaç senedir maalesef eriyor. Üç senedir, dört senedir eriyor. Galatasaray Avrupa'da hangi takıma çıkarsa çıksın, Real Madrid'de, Paris Saint germainde de, yani UEFA Akbası sahibi bir takımdan bahsediyoruz. Galatasaray, PSV, Antalya'dan beş gol yiyemez. Yiyemez yani. Katılıyorum. Ne olursa olsun yemez. Yani. Aradaki fark bu kadar değil. Bakın o şöyle bir mesaj var. İtalya Türkiye maçından ne farkı vardı maçın? Transfer falan değil mesele. Mesele başka. Planın kötü, idmanın kötü, yönetimin kötü. Mesele Galatasaray'da değil, Türk futbolu demiş izleyicimiz. Şöyle bir yanıt vereyim e, izleyicimize. Geçen sezon Sivas Spor'un maçlarını hepimiz izledik Avrupa Ligi'nde. Çatır çatır oynadılar. Helal olsun da yenildiler, dedim. elendiler. Bak, yenildiler, elendiler. Villarreal deplasmanına da gitti. Nasıl Efendim? goller attılar? Evet. İzledik, çatır çatır mücadeleyle gördük. Çok da hatalı goller yediler ama çatır çatır oynadılar. top oynadılar. Evet. Şunu söylüyorum, Türk futbolundaki problemi zaten ben kendim az önce dile getirdim. Ama PSV Eindhoven'la Galatasaray arasında ne ekonomik ekonomik olarak zaten yok da ne ekonomik olarak ne de e, bir güç olarak işte taraftar gücü, stat gücü, imkan gücü Galatasaray belki de PSV'den daha fazla imkanlara sahip ekonomik olarak. Şunu bunu net bir şekilde dile getirelim. Bu farkı ben o yüzden kabul etmiyorum. 2-1 3-1 evet olabilir. Hollanda'dasınız, deplasmandasınız. Sezonun ilk maçı çok erken açtı. Hani birçok bahane sayabilirim zaten. Ama 5-1 5-1'i kimse kabul etmez. 5-1'in açıklaması yok. Sağ ve sol bek transferleri yapılsaydı. Ya da yani bir 10 numara transferi de hadi yapılsaydı. Hani on numarayı çok konuşmuyoruz ama bek transferleri yapılsaydı bu sonuç alınır mıydı? Alınmazdı. Ama bunlar yapıldığı zaman iki tane de hazırlık maçı yapman lazım. Ben yine tekrar oraya geliyorum. Hazırız Sevgili Neme da kulakları çınlasın. Ben de bu iki hazırlık evet. maçının yapılmamasına özellikle Olympiakos maçından sonra Oraya kadar gidip psikolojik bir çöküş, moralmen yol, tekrar buraya geliş, bir hazırlık maçı yapamamak bu maç öncesi büyük bir handikaptır. Ya çünkü futbolcuların bir hafta önce Olympiakos maçına gidip son hazırlık maçında hem futbolcu kendini görecek hem teknik ekip futbolcuları görecek dediğimiz maçta sezonun en ciddi maçı olarak bakılıyor bu hazırlık maçı olarak. Bunu yapamıyorsunuz. Hemen apar topar bir hazırlık maçı gerekiyordu. Bunu yapamadın. Mevcut oyuncuların performansının düşük olması, ama burada en çok performans düşük olan kişiye bir numaraya Fatih Hoca'yı koyuyor. Fatih Terim'dir. Bugün 5 gol yenmesinin bir numaralı sorumlusu Fatih Terim'dir. Futbolcular iyi hazırlanmadıysa bunun sorumlusu hocadır. Futbolcular geç gelen oldu. Takım hepsi 5 tane 6 tane genç oyuncu vardı. Bir tanesini görmedik. Biz burada seçim öncesi Galatasaray'ın seçimi öncesi bu belirsizlikleri konuşurken çok az bir zaman var. Çok erken maç işte 19'u 20'si artık transfer olması lazım diye izleyicilerin tweetlerini paylaşımlarını sorularını okurken aslında e belki de bu günlerin bu hale geleceğini siz öngörüyordunuz. Şimdi Furkan Bey şu soruyu sormuş, o yüzden bunu söyledim. 10 gün içinde transfer.